sizi sunuyoruz. Ramazan'ın şerefiniz mübarek olsun. Bugün idrak edeceğimiz Kadir gecemiz mübarek olsun. Bizleri ve sizleri mübarek kılsın. Dua ve niyazıyla programımıza başlıyoruz inşallah. Bugün Ramazan sevincinde, Ramazan ve infak konusunda sizlerle hasbihal edeceğiz sevgili dostlar. Şu anda yanımda sevgili Hüseyin Salur dostumuz var. Hüseyin Hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk hocam. Nasıl geçiyor Ramazan Hüseyin Hocam? Çok şükür son birkaç gündür haricinde diyeyim. Son birkaç gün haricinde aslında hiç hissetmedik. Son birkaç gündürü sıcaktan ve yoğunluktan dolayı iliklerimize kadar hissettik aslında hocam. Meşakkatin çokluğu, mükafatın da çokluğunu anlamına mı gelir Hüseyin Hocam? Kesinlikle, ama gündüz diyorsunuz ki şu an dediğim gibi akşam işte olsa da buz gibi bir su içsem, birkaç içecek hazırlıyoruz. Çocuklarla beraber küçük küçük bardaklara koyuyoruz. Evet. Yani her şey aslında akşam aldığımız o ilk yudum, ilk bardak suda nasıl nefis teskiye oluyorsa, terbiye oluyorsa her şey oraya kadarmış. Bunun için miydi diyorsun? Evet diyorsun. Evet. Bunun içinmiş aslında. Geçici diyorsunuz. Geçici. Evet. Peki biz... Çok şükür. Stüdyoya bir anda hasbihal muhabbetle, latifeyle girdik. Hocam sizi dinleyenlerimize tanıtmak isteriz. Kimdir Hüseyin Salur? Oradan başlayalım inşallah. Hüseyin Salur evli 4 çocuk babasıdır. Maşallah. Öncelikle Allah bağışlasın. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Çağrı Anadolu Lisesi'nde. Şimdilik bu kadar diyeyim Yaşar Hocam. Eyvallah. Rabbim muhabbetinizi artırsın. Sağ olun. Sağ olun. Hocam... Ramazan ve infak inşallah üst başlığımız. Önce sanırım infağı tahlil edip zemine oturttuktan sonra Ramazan'la olan ilişkisini de programımızın ilerleyen dakikalarında ortaya koyalım. Hocam infak deyince bunun zeminin yere basması için sonuçta infak dediğimiz kavram İslam'ın öğretisi, emirleri çerçevesinde bir çerçeve olan, bir nokta olan bir konu. Cümleyi tam toparlayamadım. Din nedir? Oradan başlasak. Çünkü kazandığımız bir şeyi başka birisine vermemizi telkin eden, bunu gösteriş yapmadan vermemizi, başa kalkmadan vermemizi, işte hatta bize ait olduğunu zannettiğimiz şeylerin aslında bize ait olmadığını söyleyen bir sürü ayet kümesi var Kur'an-ı Kerim'de. O zaman ilk önce sanırım bu ayağının yere sağlam basabilmesi için din nedir'den başlamak gerekiyor diye düşünüyorum Hüseyin Hocam. Aslında Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Böyle benim ilk radyo programım Yaşar Hocam. Eyvallah. O yüzden şimdiden cidden sürçülisan edersem susuzluğuma verin. gerçekten susuzluğuma verin. Hatta akşam buz gibi nar suyu içesim var 3 gündür. Hanımı bugün herhalde ikna ettim diye düşünüyorum. Evet. Muhtemelen nar suyumu yapacak. Ben iki arkadaşımla konuşur gibi şimdi radyosunu atıyorum arabasında açmış birisi. Ya infak ya din nedir'den gireceksin. Ya biriyle konuşuyor yerine arkadaşımla muhabbet ediyor şeyine moduna gireyim. En azından doğru, biraz rahat edeyim. Öyle yapın hocam. Ve böyle olayların içerisinden gireyim. Biraz teknik bilgi eğer haddimizse, ki bence haddimiz gibi düşünüyorum da. Haddimizse evet, birkaç teknik bilgi vererek olayın ortasına gireyim istiyorum. Buyurun. Abi. İnfak, zekat, sadaka, fitre ile işte aşağı yukarı Kur'an-ı Kerim'de 125 yerde geçiyor. Bunun 75'i yerine de infaka özellikle Rabbimiz ayırmış. Ana çerçevede infak nasıl verilir, az önce nasıl yapılır, işte veren el sağ eli sol eli görmeyecek, riya barındırmayacak tarzındaki ayetler aklımda olanları hemen dökeyim ki kaybolmasın öyle. Sanırım Bakara 260'tan sonraki 20 ayet bunun ahlakını bize çok güzel veriyor. 260. Nasıl? Bakara 260, 61'den 80'e kadar yanılmıyorsam infak etme kültürümüzü oluşturuyor. Nasıl yapılır, nereden yapılır, ne şekilde yapılır? Ben bunlara belki zaman kalırsa sonra yine girerim ama ortadan girmeyi uygun buluyorum. İnfak nedir? Şimdi arabada radyoyu açmış. Abi biliyoruz ya diyor. Yardım etmektir. Vallahi o arabadaki arkadaşa peşinen söylüyorum. Doğru söylüyor. Yardım etmektir. Vermektir. Evet. Bu bazen dişinden tırnağından arttırarak, bazen keyfi, bazen
zorunlu, bazen zorunlu olmayan bir şekilde kesinlikle vermektir. İnfak etmek, kelime olarak vermek, Allah rızası için harcamak, iyilikte bulunmaktır. Yaşar Hocam, bizim medeniyeti oluşturan yegane temel ayaklardan birkaç tanesini sorsanız vermedir. Veren el üzerine kuruludur. Evet. Komşu, yani klişe olacak ama gerçekten böyle. Komşusu açken tok yatan bizden değildir kültürü, esastır bizde. Bugün koronadan sonra zaten bu bayağı bir ayyuka çıktı. Yeri gelirse buraya da değineceğim. Fakat infakı hemen temelde ikiye ayırayım. Bir zorunlu olanlar var, bir de zorunlu olmayanlar vardır. Zorunlu olanlara biz zaten zekat, fitre, sadaka diyoruz. Müslümansan zorunludur abi bu. Yani evet, vermek zorundasın. Rabbin sana dinin şartlarından birisi de olan bunu asgari seviyede belirlemiş zaten. Ha, bundan kurtuluşun yoktur. Ama biz infak dediğimizde asıl anlaşılması gereken Kur'an'ın ruhunda da genelde gönüllü ve ihtiyaçtan fazlası. İhtiyaçtan fazlası böyle yani 1.000 liralık telefonda ihtiyaç, 5.000 liralık telefonda ihtiyaç, böyle bu konuda kelime oyunu yapmaya da gerek yok. Bunun ölçüsü nedir peki hocam? Nereden karar vereceğiz? Genelde bulunduğunuz, yaşadığınız yerin orta hallisi neyse aslında onun dışındakiler ihtiyaçtan fazlasıdır. Yani onun bir işte zekatın nisap miktarı gibi bir şey ölçü koymayacağız. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçi gene döneriz buraya. İnfakı bu teknik bilgiler girişinde birkaç kavramla da şöyle izah etmeme izin verir misiniz hocam? Buyurun, estağfurullah. Şimdi her nimetin şükrü, infakı kendi cinsindendir diye öğrendik biz. Yani bilginin şükrü, infakı bildiğini anlatmaktır, amel etmektir. Evet. İnfakın zirvesi işte candır, maldır. Onlar canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda cihad edenler. Evet. Bakın hemen üçüncü kelime şükür, infak, cihad paslaşıyorlar. Din nedir? Şimdi en başta sorduğun soruyu. Din bunlardan hiçbirisinin ayrı olmadığı kavramlar bütünüdür. Hayatın bizzatı kendisidir. Evet. Bakın her nimetin şükrü kendi cinsindendir derken bilginin nimeti işte anlatmaktır, öğretmektir. İnfakı da öyledir. Evet. Buradan hemen işte insanın infakın zirvesi canları dediğimizde birdenbire cihada geçiyoruz. Ama kelimelerin üstünde, kavramların üstünde şey oynamamak lazım. Yani gülümseme sadakadır dediğimiz infak mıdır? İnfaktır. Evet. Öğretmek infak mıdır? İnfak mıdır? İnfaktır. Gerçekten öyledir. Lakin infakın yine en asıl, en üste koyacağımız şey şudur. Hakikaten gönüllü olarak sırf Allah rızası için sevdiğimiz şeylerden ihtiyacımız da varken verebilmektir. Bir daha alalım hocam. İhtiyacımız varken de. İhtiyacımız varken dahi sevdiğimiz şeyleri Allah rızası için canı gönülden verebilmektir. Malladır. Salt imkanı ekonomiye indirgemiyoruz infakı. Eyvallah ama asıl anlamı da budur. Yani bu bağlamdan da koparmamak lazım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hocalarımızı çok dinlerim. Sağ olsun hepsinden yararlanırım. Allah razı olsun. Ya diyor evde İşte halı kalmış çok güzel, işte bisiklet kenarda, ihtiyacı yok, veriyor, işte o infak değildir falan. Öyle düşünmemek lazım. Senin ihtiyacın yok. Sen biraz daha zenginleştin ama bir başkası için o bir lükstür, belki ihtiyaçtır. Vermek lazım. Ama yine infakın alt dereceleridir bu. Evet, yani, ama bir infaktır. Tabii. Sonuçta, evet. Yani o aman ne yapacağım, vermeyeceğim, şu tabağı da karşı komşuya götürmeyeceğim dememek lazım. Senin o balkonda çürüttüğün 3 tane, işte benim çocuklar için çürüttüğüm 3 tane bisiklet için gece gündüz çalışan, çöp toplayan, kağıt toplayan çocuk var. Bunu biliyoruz ama. Evet. Bu elbette birinci derecede, eğer infakı sıralamamız böyle bu anlamda doğru değil ama elbette önem arz edecekse bu ilk derecelerden değildir. Çünkü iki tane temel ölçümüz vardır. Ali İmran 92 ve Bakara 3. Ali İmran 92... Sizden hiçbiriniz yanılmıyorsam sevdiklerinize, hatta birre, bir makamı denilen bir makam, sevdiklerinizden infak etmedikçe o makama ulaşamazsınız diyor. Yani sevdiğin, canı gönülden, senin de arzuladığın, senin de ihtiyacın olan bir şeyden verme. Şimdi ben lisede öğretmenim Yaşar Hocam. Lafı bir yerden bırakacağım. Öğrencilerime işte sağ olsun Muharrem Hocamı da anayım. O bunun üstünde çok dururdu, Muharrem Yanar Ateş. 1 lirayı çok önemserdi. Selamlarımızı gönderelim. Selamlarımızı gönderelim, evet, kendisine. Hocam.
Çocuklara da derdik, çocuklar yokken verebilen, azken verebilen çokken verir. Herkes gözünü kapatıp hayal kuruyor. Ya zengin olsam şunu yaparım, babama araba alırım, çeşme koyarım, şöyle yaparım, fakirlere, sokaktaki Dağıtırım, yetim. evet. Vallahi Yaşar Hocam, ben dahil öğrencilerimde herkes sallıyor, sallar. Rahatsın. Şu anda ne varsa cebinde 20 liradan 50 kuruşu, 40'ta biri, 50'de biri, 70'te biri azken verebilen Evet. çokken emin olun Verir. yapıyor, veriyor. Çeşmede yapıyor, okulda yapıyor, öğrenciye bursta veriyor. Azken verebilen, yokken verebilen, çok az da olsa, ucundan kıyısından da olsa verebilen, inan ki imkanı olduğunda da yapabiliyor. Bu evde çocuklara işte Yaşar Hoca aradı, Barış Radyo ile beraber bir infak şey yapacağız. Dedi baba ne anlatacağım? Bunu anlatılmaz çocuklar dedim karşılıklı. Yani kendi çocuklarını. Siz benden ne gördüyseniz, ben sizden ne gördüysem, abdest gibi, Kur'an-ı Kerim okumak gibi. Bir gün arabayı aniden durdurup işte şunu arabaya alıp hadi biz yemek yiyoruz, şuna da yemek yedirelim dedik mi size? Şey olsun diye değil. Yaşam. Dedik baba, yaptık mı yaptık. Evet. Budur işte oğlum. Bu da çocukken verilir. Evet. Ağaç sevgisi, öyle ağaçları sevelim, 23 Nisan'da çıkıp konuşalım, ağaçları koruyalım. Yok öyle elinden tutup cami avlusuna, okul bahçesine ya da izci lideri olarak işte yaptık mı bunu? Besledik mi, suya kana kana verdik mi, sahip çıkardık mı? Ona bir tekme attığında hayır dur dedik mi, o zaman verilir. İnfak da bu şekilde öğretilen bir şeydir, Çok güzel. öğrenilen bir O şeydir. zaman imkandan çok şuur. Kesinlikle imkan meselesi değil ama İmkan da ekonomiyle ilgilidir. Elbette birinci derecede bununla Bir ilgilidir. boyutu Ya var bunun, parayla evet. ilgilidir arkadaş. Vereceksin ya. Malını ver demiştir. Çünkü malı bazen çoğu zaman insanın canından daha da şey. Kardeş kardeşi miras için Evet. vurduğu devirdir. Ben bu şekilde bir giriş yapayım. Ondan sonra hani şu gençler varsa arada dinleyen, hani param olursa şunu yaparım şeylerinden ziyade gerçekten varsa işte Ne iki dondurmalık yapsınlar? arkadaşına bir tane dondurma ısmarlasın. Ha, sıcağı sıcağına yapsın. Yani yapsın Yani bunun bu. için bir zaman dilimi oluşturmasın. Yok yok. İşte sınava gireceğim, ilk maaşımı alacağım. İşte biriktireceğim, Şunu emekli yapacağım, olacağım. şöyle yapacağım, şu işe gireceğim, şunu da halledeyim. Bizim bazı hacı amcalarımız var, beni affetsinler, birebir muhabbetim olan. Hocam şeyi işte oğlanı da askere göndereyim, kızı da evlendireyim. Bak gözü de bana bakıyor, ne yapacak işte. Ondan sonra hacca giderim. Abi gidemezsin. Evet. Yani gidemezsin. Kendimden biliyorum yani gidemez. Ben yemeği seviyorum abi mesela. Su içmeyi seviyorum. Nar suyunu seviyorum. Şimdi bir gün ben izcilerle beraber işte takılıyoruz. İzciyken iyi yani. Çocuklarla beraber sıraya girip yemeği alıyorsun. Ama sorumluluk verdiler. Boynumuza fuları taktılar. İzci liderisin abi. O Şimdi zaman sorumlu yapamıyorsun değil olduysa mi? yapamıyorsun ki. Sıranın en arkasına geçiyorsun. İnfak hocam işte bu birkaç saniyelik bir şeydir. Karar veriyorsun. Ya o köfteyi yiyeceksin ya da sana kalmayacağını bile bile o sıranın sonuna Arkasına geçin. gitmektir. Zor iş değil mi? Bakın bundan cidden böyle basit değil. Bundan Evet. feragat etmek işte o anki infaktır. Nasıl bir infaktır abi? Ben size yani haşa huzurdan teşbih tahta en kazık infaktır. Nasıl bir kazık yiyorsunuz? Zevklerinizden feragat ediyorsunuz Evet. ya. Böyle bir şey var mı? Zevkinizden infak ettiniz. Yani vazgeçtiniz. Abi şu an sana bakarak konuşuyorum. Hiç de kolay değil. Ben tecrübe ettim bunu. Gerçekten. Param olsa, zengin olsam, ya zengin elbet infak edecek. Yani emin olun infak edecek. Etmek zorundadır. Hani bir de kıyaslama, bu tarz şeylerin kıyasını yapmamak lazım abi. Yani zengindir, para harcadı, benim de olsa yok. Öyle deme. Bu işi kıyas kabul etmiyor. Senin 1 liran onun 1 trilyonu oluyor. Onun 1 trilyonu hiçbir önemi olmayabilir. O yemek sırasında arkaya geçmesi belki verdiği iki fabrikanın daha da önüne gidiyor. Bunun Evet. kıstası, ölçüsü, kıyası, yarışı bize ait değil. Sadece Ne canı güzel. gönülden rızayı ilahi için Anı hakikaten gözetmek. o anda karar verip nefsini de bundan men edip bundan feragat edip canı gönülden hani bir sürü menkıbe vardır. Ben menkıbe anlatmayı beceremem. Cidden beceremem ama o kadar da sevmem. Dinlemeyi severim. Ama temel ölçümüz abi kesinlikle budur. İnfakla ilgili iki tane temel ölçü dediğim en azından ayet numarası olarak akılda kalsın. Bakara 3 kendilerine rızık olarak verdiğimizde Allah rızası için. Bakın Evet. infakın gülümsemesinden tutun şeye kadar hepsini söyledik. Her türlü şeyin infakı olur dedik ama biz asıl imkana da getirdik. Yani salt ekonomi değildir ama
vermek lazım abi. Asıl onu nasıl cihat ya da şehitlik Allah rızası için, ilahi kelimetullah için, Allah rızası için gözünü kırpmadan canından vazgeçmek. Ya Resulallah, doğururken ölen şehittir, yanarak ölen şehittir, boğularak. Ama evet, elbette şehittir, doğrudur da. Ama asıl şehitliğin anlamı o ilk söylediğimizdir. İnfakta da öyle. Malını vereceksin. Sırf Allah rızası için feragat edip vereceksin ve bunda içlerinden Ali İmran 92'ye geliyoruz. Len tenalul birra hatta tunfikun diye sevdiklerinizden vereceksiniz. Ya evde işe yaramaz kurtçuk içine düşmüş kuru fasulye pilav var toptancı, ya bunu da sevaba çevirelim, sevap point olsun abi, öğrenci yurduna götürelim değil. Ama yine başta söylediğim şeyin altını çizerek geri çekileyim, hemen bitireyim. Ya benim gerçekten yaşadığım şey olduğunu bildiğim için Yaşar Hocam. Evet. Ya dört tane bisiklet var, balkonda çürüyor ama bisikletinin canı gönülden çırpalayan, cırmalayan şey var. Ya bir sprey boyalı biraz tamiratla o çocuk gülüyor, babası alamıyor. Sen bunu infak edeceksin tabii. Birinci derecede infak değil, senin ihtiyacın yok çünkü kenarda atıldı ama diğerinin var. Ama senin çocuğuna bisiklet alırken bir de bir bisiklette diğer çocuğu alıyorsun. Yeme de yanında yat. Tabii bunun ölçüsü bize ait değil. Hani bu işle zenginlik, fakirlik, imkan meselesi değil. Net söyledik. Altını çizdik. İmkan değil, iman meselesidir. Kendimi bununla da ölçerim. Ama çoluk çocuk mahiyet işin içine girdiği için bizde işin rengi açıkçası biraz daha değişiyor. Benim önceliklerim açıkçası çoğu zaman onlardı. O bir infak kapsamında değerlendir. Veriyorsunuz. Asıl ama erdemli olan başkası için verebilmek. Başkası için verebilmek, başkası için yapabilmek. Söyleyeceğim aklımdan gitti Yaşar Hocam. Size devredeyim şimdilik. Ben o zaman sıcağı sıcağına size hem daha devam edin abi. İman edenler kazandıklarınızı iyiliklerden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayırla harcayın. Bakara 267 okuyorum. Size verilse gözünüzü yummadan almayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Az önce deminki konuştuğumuz şeyi çok o zaman kısaca bir özetleyeyim. Birincisi, yani başkasının yüzüne bakmayacağı, yani çöpe atmak üzereyken ki vereceğiniz şeylerden bahsetmiyoruz. Bu dalga geçme. Kime dalga geçme? Kime hareket çekiyoruz yani haşa huzurlu? Kiminle dalga geçiyoruz? Ya iman etmişim. Dolapları boşaltmak için. Unuttum dediğim şeyi de hazırlatayım abi. Kendimi ölçtüm. En azından kendi kendimize konuşuyoruz burada. Hakikaten infak imanla ilgili bir şeydir. İmkanla değil. Ne kadar imanın var infakınla ölçersin. Yani bu 20 lira verdim bu kadar yüksek, bu kadar düşük anlamında değil. Evet. Yani yeri geldiğinde yani arkadaşın açıyor aklında yokken, ya gerçekten işte falan Ugandalı bir öğrenci var, arkadaşımız var. Bu seneki şeyleri de hemen ona yönlendirebiliyorsan. Yoksa zihninde evet bu ay 150 lira şey yaptım, infakı imanım 15 derece arttı. Öyle bir şey yok. Evet. Ama şu bir ölçüttür. Ne bir ölçüttür? İmanı olan. Çünkü infak demek, özün sözünü söyleyelim o zaman, Allah'a vermektir. Allah'a veriyorsunuz. Peygamber mesela ismini hatırlamıyorum ama menkıbe de değil, gerçek. Sahabi geliyor, ya Resulallah ben bu ayeti duydum, hurma bahçesini veriyorum. Allah'a verdim. Allah Resulü diyor, al götür amca çocukların fakir, onlara ver. Aldım, kabul ettim, rızayı sana da değil Allah'a verdim diye zaten benim hatırladığım eskilerden geçen zihnimde kalanı en azından zikredeyim. Ya Allah Resulü evet Allah, Allah kabul etsin aldı ama hemen akrabalarından fakirlere de yönlendirdi. Yani usul de var burada. Usul de yani her birisini vaktimiz o kadar olmayacağı için ben hani şey diyorum ama şu anahtar kelimelere vurgu yapmak istiyorum. Mesela infakı şunla ben sözü en azından şimdilik size bırakayım şimdilik ama. İnfak Allah'a vermektir abi. Bunu bilmek imanla ilgilidir. O yüzden infak iman meselesidir. Allah'a veriyorsunuz. Tam buradan devam ediyor. Peki vermek için insanın olması ve sahip olması gerekiyor değil mi hocam? Mala, mülke, ilme. Yani dolayısıyla ver demek için aynı zamanda da çalış, üret. Çalış, üret, çabala. Gizli olarak bu mesajlar var zaten sonuçta. Hani hani bir lokma bir hırka diye bazen İslam rol model olarak tanımlanan bazı cümleler duyabiliyoruz, tavsiyeler bulunabiliyoruz. Gerçi bu çağda bunlar da artık unuttuk. Önce